Çok köklü bir İstanbullu aileydi benim ailem. Ama akrabalıkla bize paralel olarak yaşayan aileler vardı. Mesela anneme teyze derdi Sitara Hanım. Sitara Hanım benim de teyzem olurdu. O da Ayşe Kuli'nin annesiydi. Mesela Ayşe Kuli'ne biz aynı zamanda çocukluk arkadaşıydık. Bizim misafirliğe geldikleri zaman biz Ayşe Kuli'nin, o benden 2 yaş büyüktü. Beni çok koştururdu. Ben de düşerdim yerlere. Fakat çok dominant olduğu için ben seninle oynamıyorum diye bir rest çektim. Niye dedi? Hep sen atıyorsun. Oysa ben büyüdüm artık. Sen büyümedin ki, benim boyum senden uzun derdi. Bir gün geldikleri zaman yan yana aynaya baktık. Benim boyum Ayşe Koli'nin boyunu geçmiş. Bak dedim, benim boyum senden uzun artık. Senin dediklerini ben uygulamayacağım. Hakikaten öyle dedi. Sonra bir baktı ki annemin topuklu ayakkabılarını giymiştim. O zaman tabii bir 15 santim daha uzun. Böyle anılarımız vardır. Muhterem bir teyzem vardı. Hüviyet Bekirbek. İlk Türkiye'de çocuk kitaplarını yazan. O da Breslau da annemden önce okumuş pedagoji. Milli Eğitim Bakanlığı baş müfettişiydi. Dayım vardı babamla birlikte aynı yıllarda. O da Almanya'da Breslau kentinde okumuş. Kimyager çıkmış ve kimya doktoruydu. Sık sık evimize gelen giden bana en yakın dayı ve teyzemdi. Amcalarım vardı. Birisi tümamiral, diğeri bir bankanın müdürü. Onlar hep İstanbul'da köklü ailenin yan kollarıydı böyle. Sonra onlar hepsi vefat ettiler, gittiler. Onların çocukların ilişkilerini sürdürdüler. Bugün bile emekli albay dayımın oğlu Aydın Ortabaşı ve Ayşe Kulin bana en yakın akrabalardır şu anda. Böyle akrabalık bağlarımızla övünç duyduk. İlişkilerimiz hep devam etti, seyrek de olsa. Çünkü ben hep Almanya'daydım, hep uzaktaydım. Sonra Ayşe Kulin kitabının yayınlanmasında bana çok destek oldu. Hala çok yakın, sıcak ilişkilerimiz vardır. Yani aynı neslin çocuklarıyız. Artık bizlerle birlikte, hele benle birlikte Ete ailesi de artık son buluyor. Çok övündüm hep ailemle. Onun için hep derim ki başarılarımda hep başarının büyük payı annemin ve babamın bana verdikleri destek ve öğütlerdi. Yenilgi ve başarısızlıklarım sadece benim eserlerimdi. Onları ben yarattım. Ama onlarla hep gurur duydum. Sadece onlarla değil, bütün akraba çevremize gurur duydum. İnsanın ailesiyle, annesiyle, babasıyla gurur duyması, onları sevmesi, onlara güvenmesi iyi de bir özgüven duygusu getiriyor insanın şeyine. Bu da benim kişiliğimin olumlu ve renkli bir gelişiminde çok katkısı oldu diyebilirim. Her zaman için onları hatırlarım ve yad ederim.